Selam millet. Belki de bu zamana kadar yaptığım en ayrıntılı videolardan bir tanesi olan Büyük Pixar Teorisine hoş geldiniz. Bu videoda diğer kanalların aksine olayları en başından anlatarak sizlere sunacağım. Tabii asıl hikayesi farkıyla. Bu yüzden videoya başlamadan önce videoyu beğenerek, abone olarak ve yorumlarda fikirlerinizi belirterek bana destek olabilirsin. Maddi destek için de katıl butonuna basabilirsin. Bu arada kanalıma üye olan arkadaşlara gerçekten teşekkür ederim. Yavaş yavaş hem kanalımız, hem Discord sunucumuz, hem de katıl üyelerimizin desteği sayesinde kanal hızla büyüyor. Ayrıca canlı yayınlara da katılmayı unutma. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Eğer büyük Pixar teorisini anlamak istiyorsanız en başlara gitmemiz gerek. By and Large şirketinin kuruluşuna. Çünkü yaratıkların canlanmasını sağlayan ve kötü planları olan By and Large şirketi her şeyden sorumlu. Yoğurt satın alma adındaki küçük bir donmuş yoğurt üreticisi olarak başladı. Daha sonra işletme sonunda bir şekilde büyük endüstrileri satın aldı. 1960'larda Orta Batı'da bir erkek takım elbise şirketini aldı. Tüm dünya By and Large olarak tanıdı bu şirketi. Bununla birlikte By and Large web sitesinde gösterildiği gibi 2057 yılına gelindiğinde holding, havacılık, tarım, inşaat, tüketim malları, kurumsal bakım, kara taşımacılığı, elektronik enerji, mühendislik, finans, gıda alanlarında dünya çapında bir lider haline geldi. Hizmetler, füzyon araştırması, hükümet, hidroelektrik, altyapılar, medya, tıp, bilim, ipotek kredileri, evcil hayvanlar, ilaçlar, psikoterapiler, emlak onarımları, parakende, robotik, bilim, sağlık, uzay, depolama, süper merkezler, süper şebekeler, seyahat hizmetleri, kamu hizmetleri ve su değirmenleri gibi bütün alanları ele geçirdi. İnsanoğlunun bildiği hemen hemen her şey şirketin bir bir kontrolüne girdi. Çünkü bu şirket dev bir hale geldi ve tekelleşmeye başladı. By and Large kontrol çabalarını o kadar çok genişletmeye devam etti ki 2105 yılına kadar bu şirketin tamamını sahip olduğu 2 milyondan fazla yan kuruluşu, devlet kurumu ve sağlık merkezi vardı. Sonunda dünya liderliği de dahil olmak üzere akla gelebilecek her alanda bir dünya lideri haline geldi. By and Large şirketinin dünya hükümetleri üzerindeki kontrolü o zamanlar Şibil adındaki bir adam tarafından denetleniyordu. Bu patronu hatırlayanlar üzerine Wall-E dizisindeki tek insan görünüme sahip olan kişiydi. Bu kişinin yanında dünyayı temizleme operasyonunu onaylayan bir yönetim kurulu da vardı. İnsanlık dünya üzerindeki tüm nüfusa harcama hakkı vererek tüm gezegeni geri dönüştürülmemiş çöplerle kaplayan bir kitlesel tüketim durumuna soktu. Bu esnada dünya ise bir gazetede görüldüğü gibi 200 milyarın üzerindeydi. By and Large'ın yarattığı bu sorunların bir çözümü olarak Wall-E birimleri ve yakma fırınları çöpleri temizlerken insanların üzerinde yaşayabilmesi için aksiyon ve yıldız gemilerini üretti. Başlangıçta By and Large'ın CEO'su Şibil dünyanın aşırı kirliliği nedeniyle yaşamı destekleyemeyeceğini ilan edene kadar yolculuğun 5 yıl sürmesi amaçlanmıştı. Aksiyon ve yıldız gemilerinin geri kalanı Direktif A113 nedeniyle uzayda kalmak zorunda kaldı. Bu şirket 2110'da dünyayı resmen terk ettikten sonra Şibil ve temizliği denetleyen diğer tüm insanlar her şeyi kapatıp gittiler. Şimdi bu kısma kadar hiçbir kanalda geçmediği gibi bir husus daha var. Bir düşünün. 200 milyar insandan bahsediliyor. Bu kadar çok insan mümkün değil birkaç gemiye sığması. Buradaki ayrıntı, birçok insan dünyada ölüme mahkum edildi. Wall-E gerçekleştiğinde By and Large artık 700 yıl sonra var olamayacak, ancak ürünleri dünyanın her yerinde varlığını sürdürecekti. Aksiyon ve muhtemelen diğer tüm yıldız gemilerinde bu ürünler zaten mevcuttu. Ancak Şibil ve onun neslinin ölümünden bu yana artık kurumsal anlamda gerçekten var değil. Yani bir nevi By and Large şirketi artık yok olmuştu. Bununla birlikte aksiyon ve
aksiyondaki tüm buy and large faaliyetleri 700 yıl öncekiyle aynıdır. Ancak şirketin etkisi logosunun aksiyondaki hemen hemen her şeyin üzerinde olduğu noktaya kadar fırlamış olsa da gemideki bebeklere bile öğretilmiştir. Şirkete değer ver. Hala aynı reklamlara sahip ancak şirket sadece robotlar tarafından ele geçirilmiş durumda ve devam eden bir döngüyle yönetiliyor. Bu holografik reklamlar hala insanlara tüketmelerini ve alışveriş yapmalarını söylüyor. Ancak bırakın kullanacak parayı, satın alınacak gerçek ürünler olmadığı için insanlar artık tüketmiyor. Bu noktada olaylar zinciri aslında Wall-E ile başlıyor. Çünkü Wall-E dizisinde bir ayrıntı var. Bitki ve yaşam arama robotu olan Eva ile ilişki kurması, bunun yanında Wall-E'nin insancıl tavırlar sergileyip görev bilinci dışında hareket etmesi. Verilmek istenen bir mesajı ortaya çıkarıyor aslında. Bakın, bu biraz abartı gelebilir ama Pixar evreninin Adem ve Havva'sı konumunda. Bu iki karakter ve bütün bir evren bundan sonra kuruluyor. Biliyorsunuz, Eva karakteri göklerden indirildi. Bunun söyleme sebebimi ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Bu yüzden Pixar teorisine devam edelim. Yaklaşık 25 yıl önce stüdyo ilk oyuncak hikayesini yayınladı ve o zamandan beri tüm filmleri arasında ayrı ayrı büyük bir hikaye örmeye başladı. Eğer Pixar teorisini bilmek istiyorsak John Negroni'yi bilmemiz şart. Çünkü bakın bazı beyin yoksunu insanlar yok ilk bu kanal yaptı, yok ilk şu kanal yaptı diye eleştiriyor. Ama teoriyi yazan adam bu. Bir kere bu adamı kimse söylemiyor ve sanki teoriyi kendileri bulmuş gibi anlatıyor. Ayıptır yani. Neyse, olaylara devam edelim. Pixar evreni tıpkı Marvel sinematik evreni gibi gizemli bir evrene sahip. Ama anlaşılması net değil. Bütün bir teoriyi, bir asteroidin dünyayı ıskalaması ve dinozorların hayatta kalması iyi bir dinozorun evreniyle başlar. O andan itibaren dünya artık Pixar evreninde milyonlarca yıl boyunca dinozorlar, ardından insanlar, ardından makineler ve son olarak da akıllı hayvanlar tarafından kontrol edilir hale gelir. Her Pixar filmi bu zaman çizelgesine katkıda bulunur. Kendiniz bunu deneyimlemek isterseniz de tüm Pixar filmlerini izlemenin doğru sırasını ve nedenini sizlere özetledim. Pixar evreni dinozor çağından dünyadaki 5000 yılına kadar zamanı kat eden karışık bir hikayeler, bulmacalar ve ipuçlar karmaşasıdır. Birkaç bağlantı kurmaya ve her filmi tek bir evrene sıkıştırmaya çalışan pek çok mevcut teori var. Pixar evreninin nasıl başladığını gerçekten görmek istiyorsanız buradan başlamalı ve evinden uzakta mahsur kalan Arlo adlı ürkek bir dinozorun hikayesini öğrenmelisiniz. Bu dinozor bir mağara çocuğu olan Spot ile tanışır ve eve dönmek için çalışır. Bu film bize alternatif bir dünya tarihini göstererek Pixar sinematik evreni için zemin hazırlıyor. Dinozorlara asla bir asteroid çarpmamasıyla ölmediği bir tarih. Bu dinozorların gelecekte hayvanların yeteneklerinin habercisi olarak insana yakın bir seviyeye ilerlemesine izin verdi. Bununla birlikte özellikle insanların başarılı olduğu yeni dünyada dinozorların mücadelesini de görüyoruz. Cesur 2012. Brave, ortaçağ İskoçya'sında iyi bir dinozordaki olaylardan milyonlarca yıl sonra geçiyor. Bu film, babasının müttefiklerinden birinin oğluyla nişanlanmak istemeyen Merida adındaki sıra dışı bir prensesi konu alıyor. Evden kaçtıktan sonra annesine lanetli bir pasta vererek kaderini değiştirme şansı bulduğu cadının kulübesine gelir. Cadı, Pixar teorisindeki merkezi bir figürdür ve nedenini birazdan anlatacağım. Şimdilik görünüşte farklı yerlere gitmek için bir kapıdan geçebildiğine dikkat edin. Burada çok ince bir ayrıntı var ve bazı izleyiciler bir tahta oymada Pixar canavarları animasyonundan Sully'e benzeyen bir oymanın yanı sıra birkaç tahta ayı figürü de görürler. Bir an için cadıya doğru hareket eden bıçaklar da dahil olmak üzere duyarlı nesnelerle doludur. Sanki bu tüm nesneler tıpkı Pixar oyuncak hikayesindeki gibi düşünceler veya kendi iradelerine sahip olma yeteneğine sahipmiş. Bu da sihirli dünyanın bizlere kapısını aralıyor. İnanılmaz Aile 2004.
İnanılmaz Aile 1950'lerde geçmekte ve ilk süper kahramanları görüyoruz. ABD hükümetinin endişeli bir halkı yatıştırmak için onları saklanmaya zorlamasıyla başlar. Bay İnanılmaz ve Elastik Kadın ile evlendiğinde 3 çocuğu olduğunu, masa başı bir iş bulduğunu ve maskeli ikinci kişilik olarak suçla savaşmaya can attığını görüyoruz. Sonra aniden eski bir hayran olan Sendrom adlı bir adam süper kahramanları öldüren yapay zekalı robotlarını durdurmak için bir iş teklifi aldığını gördük. ABD hükümetinin ilk süper kahramanları insanların yarattığı güçlü bir enerji olan duygulardan yararlanarak yarattığına inanıyor. Süper kahramanlar ölürken büyük ölçüde Sendrom'un süper kahramanları yenmek için yarattığı yapay zeka teknolojisinden de yararlanan By and Large insan duygularını toplamaya devam ediyor. Yani sizlere ilk dakikalarda anlattığım şirketin aslında karanlık bir yüzü olduğunu ve bütün bir evreni etkilediğini görüyoruz. Luca 1959'da geçiyor ve tüm hayatı boyunca suyun üstündeki korkunç dünya hakkında bilgi sahibi olan genç bir deniz canavarının hikayesini anlatıyor. Ancak arkadaşı Alberto sayesinde orada ne olduğuna bakmanın cazibesine hala karşı koyamıyor. Aslında her gün yüzeyi ziyaret etmeye başlar ve suyun üstüne çıktıklarında insana dönüşürler. Ailesi onun yüzeye çıkarak onlara itaatsizlik ettiğini öğrendiğinde Luca derin denizlere gitmek yerine evden kaçarak suyun üstünde yaşamaya başlar. Luca ve Alberto ilk kez bir insan kasabasına girerler. İkili genç bir kız olan Julie ile arkadaş olur ve makarna yemek, yüzmek ve bisiklete binmek gibi insancıl hareketler sergiler. Kısa süre sonra Luca'nın ailesi oğullarını bulmak umuduyla ilk kez yüzeye çıkar. Bu nokta evrim teorisine bir atıfta bulunduğu gibi bu kısımda aslında insanların tanrı konumunda ama diğer canlıların ise insan konumunda olduğunu anlıyoruz. İnanılmaz Aile 2 2018. İnanılmaz Aile 2'de ilk filmin bittiği yerden hemen devam etmekte. İnanılmaz ailenin bir düşmanla savaştığını ve şehirlere hasara neden olduğunu görüyoruz. Bu da ailenin ABD hükümetinden aldıkları tanık koruma benzeri yardımdan mahrum kalmasını yol açıyor. Bu ailenin halkın güvenini yeniden kazanarak süper kahramanları eski ihtişamlarına kavuşturmak gibi büyük bir planı olan zengin bir aile için çalışmasına neden olur. Pixar teoriye göre bu film öncelikle halkın süper güçlü insanlara olan güvensizliğine odaklanıyor ve bu güvensizlik nihayetinde onların yok olmasına yol açıyor. Süper kahramanların sonuçlarından ve eylemlerinden sorumlu tutulmaktan bıkmış olan hükümet tüm sözde süperler için desteğini keser. İnanılmaz Aile ayrıca Winston'a ait bir telekomünikasyon şirketi de dahil olmak üzere süper şirketlerin yükselişini gösteriyor. Peki buradaki bu kahraman aileyi destekleyen zenginin kim olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii ki de By and Large şirketi. Işık Yılı 2022. 1995 animasyon klasiğinde aksiyon figürünün temel aldığı efsanevi karakterler hakkındadır. Andy'nin oyuncak hikayesi olaylarında önce görmüş olabileceği bir bilim kurgu filmi. Işık Yılı muhtemelen Buzz Işık Yılı aksiyon figürünü istemesine neden oldu ve bu nedenle Işık Yılı Pixar evreninin gerçek oyuncak hikayesinin filmlerinin önünde yer alıyor. Işık Yılı başlangıçta Buzz ve arkadaşlarının dünyadan 4.2 milyon ışık yılı uzaklıktaki yabancı bir gezegende mahsur kalmalarıyla başlar. Birkaç yıl hiper hıza ulaşma konusunda bazı başarısız girişimlerinin ardından Buzz, Izzy, Mo, Darby ve Sax adlı bir robot arkadaşını şimdiye kadarki en zorlu görevlerinin üstesinden gelmek için yardım alır. Oyuncak Hikayesi 1995. İlk Pixar filmi aslında 1990'larda İnanılmaz Aile 2'deki olaylardan onlarca yıl sonra geçiyor. Oyuncak Hikayesi her çocuğun aksiyon figürlerinin ve diğer oyuncaklarının canlı olduğuna dair şüphesini doğrular. Andy'nin en sevdiği oyuncağı ünvanını yeni Buzz Işık Yılı'na kaptıran Woody'nin hikayesini anlatır. Pixar teorisine göre By and Large'ın
oyuncakların insan duygularını toplamak için yarattığına dair bir inanışa sahip. Ancak oyuncakların topladığı aynı enerji aynı zamanda onları hayata geçiriyor. By and large, piksel evreninin her yerinde bulunur. Asıl amaçları ise insanların duygusal enerjilerini toplamak. Kırmızıya dönmek. 2022. Kırmızıya dönmek, 2002 veya 2003 yıllarında Toronto'da yaşayan Çinli 13 yaşındaki Mili'nin hikayesini anlatır. Bir sabah devasa bir kırmızı pandaya dönüşerek uyanana kadar normal bir hayat yaşamaktaydı. Kısa süre sonra ailesinin de hayvanla eski bir bağı olduğunu öğrenir ve ne zaman stresli, üzgün ya da sadece duygusal olsa bir kırmızı pandaya dönüşür. Bu da gerçek insanların neden değişim geçirdiğini ve canavarlara dönüştüğü teorisini bir nevi kanıtlıyor. Zaman içerisinde bu teknoloji insanları etkilemeye başlamış. Oyuncak Hikayesi 2, 1999. Woody zarar gördüğünde kendi ölümlülüğüyle ve Andy'nin artık onunla oynamadığı bir gelecekle yüzleşmeye başlar. Ardından bir bahçe satışında kırık bir oyuncağı kurtarırken Woody'nin hain bir oyuncak koleksiyoncusu tarafından kaçırılır ve arkadaşlarını onu kurtarmak için bir görev başlatmasına neden olur. Bu devam filmi çıktığı yılı belirliyor ve oyuncakların insanlara kızmaya başladığını gösteriyor. Bu özellikle Woody'nin esaret altındayken tanıştığı oyuncaklardan görüyoruz. Hepsi sahipleri tarafından terk edilmiş. Pixar teorisine göre insanlara yönelik bu köpüren kızgınlık hayvanlar alemine de uzanıyor. Nemo'yu bulmak. 2003. Kayıp Balık Nemo'da ilk iki oyuncak hikayesi filmindeki olayların hemen sonrasında geçiyor. Yani ilk anlar. Film, Zorba, aşırı korumacı babasıyla birlikte yaşayan genç bir palyaço balığı olan Nemo'nun hikayesini anlatıyor. Ta ki bir dalgıç tarafından yakalanana kadar. Bunun üzerine babası Merlin hemen Dory adlı bir balığın yardımını ister ve ikisi birlikte kayıp oğlunu bulmak için dünyalar arası uzun ama sevimli bir maceraya atılır. Bu film oyuncak hikayesindeki oyuncaklarla benzer zihinsel gelişim seviyelerine sahip deniz canlılarını gösteriyor. İletişim kuruyorlar, okulları ve dükkanları var ve çalışan bir toplumlara sahip. Ayrıca esaret altında tutulan balıkların ihmal edilen oyuncaklarda olduğu gibi insanlara karşı aynı kızgınlığı beslediğini görüyoruz. Dory'yi bulmak. 2016. Kayıp Balık Nemo'nun devamı ilk filmin hemen ardından geçiyor. Dory, Merlin ve Nemo'nun hepsi Dory'nin ailesini bulmak umuduyla Pasifik Okyanusu'na doğru yola çıktığını görüyoruz. Ancak Dory kaçırılıp Deniz Yaşama Enstitüsü'ne götürülünce bu planlar askıya alınır. Dory'yi bulmak, Dory'nin esaret altındaki insanlara yakın bir yerde büyüdüğünü ortaya koyuyor. Pixar teorisi hafıza sorunlarının nedenini bu olduğunu düşünüyor. Ancak son derece zeki olduğunu ve balina gibi diğer dilleri öğrenebileceğini ve hatta okuyabileceğini belirtiyor. Bu nedenle hayvanlar ve oyuncaklar insanlara kızacak şekilde büyüyebilirken Dory'nin zekası balıklar insanlara ne kadar yakınsa o kadar akıllı olabileceğini öne sürüyor. Ratatouille 2007. Pixar evreninin zaman çizelgesinde Dory'yi bulduktan birkaç yıl sonra ortaya çıkıyor. Muhtemelen yapıldığı yıl olan 2017'de. İnsan duygularının mutlu tarafını ve bu evrendeki hayvanlar üzerindeki etkileri gösteriliyor. Film, kahramanı Auguste gibi bir şef olmayı hayal eden Remy adındaki bir fareyi konu alıyor. Remy, kısa süre sonra kendisini artık ölmüş olan kahramanının restoranında bir şefle gizlice çalışırken bulur. Ratatouille ve diğer Pixar filmleri arasındaki bariz bağlantı, Remy'nin entelektüel yeteneği ve insanlarla diğer her şey arasındaki çekişmedir. Sıçan arkadaşları klanı, insanlara kızgın, özellikle de insanlar kemirgenlerin olduğu bir restoranda yemek yemeye pek hevesli olmadıkları için yine de insanlara çok yakın temas halinde yaşayan bir farenin dünyanın en iyi şefi olabileceğini görüyoruz. Oyuncak Hikayesi 3, 2010.
Oyuncak Hikayesi serisinin 3. girişi ilk devam filminden 11 yıl sonra gerçekleşir. Evrenin bu noktasında orijinal oyuncakların yalnızca küçük bir koleksiyonu kaldı ve Andy yıllardır onlarla oynamadı. Andy'nin üniversiteye gitme sürecinde Woody dışındaki tüm oyuncakları yanlışlıkla oyuncakların çocuklar tarafından kötü muamele gördüğü ve kolayca kırıldığı bir kreşe bağışlanır. Oyuncak Hikayesi 3 tonlarca ipucu içerir. Hatta film bize Buzz'ın oyuncaklar şirketi arasındaki başka bir bağlantı olan Buy and Large pilleriyle çalıştığını gösterir. Oyuncak Hikayesi 4, 2019. Oyuncak Hikayesi 4'te Oyuncak Hikayesi 3'ün bitiminden kısa bir süre sonra Andy'nin Woody'yi, Buzz'ı ve diğer oyuncakları Bonnie'ye bıraktığını gördüğümüzde geçiyor. Bonnie şimdi anaokuluna girdi ve eve yeni yaptığı yeni bir oyuncağı getiriyor. Yerinde bir isim olan Forky, pörtlek gözlü bir spor. Bonnie ve oyuncakları bir yolculuğa çıkarken Forky ayrılır ve kendi varlığının anlamını sorgulamaya başlar. Ancak Woody onun peşine düşer ve ikisi bir maceraya atılır. Bu film oyuncakların nasıl hayat bulduğuna dair soruları cevap vermek için çok şey yapıyor. Çünkü sadece bir çocuğun sevgisiyle bazı çöp parçalarından bir oyuncağın yaratılmasını görüyoruz. Woody uzun süredir arkadaşı olan Buzz Işık Yılı'nın bir türlü anlayamadığı bir tür bilinçli iç sese sahip olduğunu kabul ettiğinden her oyuncak için farklı duyarlılık seviyeleri olduğunu da gösteriyor. Pixar teorisi Andy'nin Woody ile olan ilişkisinin o kadar güçlü olduğunu işaret ediyor ki Andy'nin anıları Woody'nin varsa bile çok az başka oyuncağın zaman çizelgesinde bu noktaya ulaştığı bir duyarlılık düzeyine ulaşmasına izin vermiştir. Yukarı Bak filminin çıkışı yaptığı yıl olan 2009 civarında geçmekte. Carl'ın karısı Ellie öldüğünde sonunda karısının evlerini cennet şelalleri olarak bilinen bir Güney Amerika orman vahasına taşıma hayalini gerçekleştirmeye karar verir. Bunu evine yaklaşık 1 milyar balon bağlayarak yapıyor. Ancak yanlışlıkla verandasında olan bir izciyi yanına alır. Hedeflerine ulaştıklarında ikisi konuşan köpekler ve tarih öncesi bir kuş bulur. Yukarı Bak'ta hayvanları insanlara düşman etmeye iten ve sonunda makinelerin dünyayı kontrol etmesine yol açan kirliliğin başlangıcını da görüyoruz. Hızla değişen dünya, büyük ölçekli sanayileşme ve tabii ki Carl'ın zorunlu yer değiştirmesi şeklinde gösteriliyor. Carl'ın evini yıkmak için gelen inşaat ekipmanında Buy and Large logosu bile bulunuyor. Ayrıca köpeklerin zekasını da görüyoruz. Bu canlılara bir zamanlar özel tasmalarla konuşma yeteneği verilmişti ve potansiyel olarak Arlo'nun son akrabalarından biri olan Kevin adlı kuş. Ters Yüz 2015. Son birkaç film gibi Ters Yüz de modern zamanda geçiyor. Genç bir kız olan Riley ve ailesinin vücudunda yaşayan 5 kişiselleştirilmiş duygu aracılığıyla hareket etmesini konu alıyor. Başlangıçta Riley'nin tüm anıları neşelidir. Ailesinin taşınması bunu değiştirir ve şirketinin neden en güçlü duygu olan mutluluğu toplamayı tercih ettiklerine dair bizlere ipucu verir. Pixar sinematik evreninde Riley'nin çocukluk hayali arkadaşı olan, Riley'nin hafızasında var olmayı bırakan, unutulmuş bir ruh olan Bing Bong formunda da hafızasının gücünü görüyoruz. Bing Bong'un aslında Riley'nin canavarlar şirketi olaylarının ardından mutluluğu toplamak için gönderilen bir canavar. Bunun yanında uzun süredir kayıp olan bu yaratık hakkında da bir söylenti dolaştığına dair güçlü bir iddia var. Coco 2017. Yine günümüz dünyasında geçen Coco, Pixar evreninin belleğinin gücü hakkında bizlere daha fazla bilgi verir. Ters Yüz'de gördüğümüz gibi Big Bong unutulduktan sonra ortadan kaybolduğunda hafızanın bir şekilde yaratıkları canlı tutma gücü vardır. Coco, aile üyeleri onları hatırladığın sürece hayalet iskeletler olarak devam edecek olan ölülerin dünyasını bizi göstererek bu konsepti odaklamakta. Bir kez unutulduklarında tıpkı Big Bong gibi ortadan
kaybolup yok oluyorlar. Bu hikaye ailesinin kesinlikle yasaklamasına rağmen müzisyen olmak isteyen Magiel aracılığıyla anlatılıyor. Ölü bir akrabasının mezarlığından bir gitar çaldığında lanetlenir ve ölüler ülkesine götürülür ve yaşayanların dünyasına geri dönmek için bir günü vardır. Ruh 2020. En yeni Pixar filmi Soul'dur. Modern bir günde geçiyor ve Joe adlı bir ortaokul müzik öğretmeninin açıktaki bir rogar deliğine düştükten sonra ölmesinin etrafında dönmekte. Daha sonra ruhu ölümden kaçınmaya ve onu dünyadaki hayatına geri döndürmeye çalışırken öbür dünyada bir yolculuğa çıkartır. Pixar evreniyle en büyük bağlantı dünyaya girmeye hazırlanan ruhlar biçiminde gelir. Yaşam öncesi ruhlar hayata hazırlanan şekilsiz lekelerdir. Joe'nun öbür dünyaya ilk girmesinden sonra yürüyen merdiven sahnesinde kedi şeklinde bir ruh gördüğümüz için bu ruhların mutlaka bir insan vücuduna girmesi gerekmiyor. Bu Ratatouille'deki Remy ve Yukarı Bak'taki köpekler gibi bazı hayvanların nasıl insan benzeri düşünme yeteneğine sahip olduğunu açıklar. Aynı şey Oyuncaklar hikayesindeki oyuncaklarda ve Arabalar serisindeki arabalar içinde söylenebilir. Arabalar 2006. Arabalar filmi gelecekte geçmekte. Bundan bir asır sonra ve konuşan arabaların yaşadığı dünya hakkında. Doğal olarak yarış zaman çizelgisinin bu noktasında tercih edilen geçmiş zamandır. Bu nedenle piston kupasını kazanan ilk çaylak olmaya çalışan bir yarış arabası olan Şimşek McQueen ile tanıştırıldık. Bunun insanlar yerine arabaların konuştuğu alternatif bir Pixar evreni olduğunu düşünebiliriz. Ancak unutmayın, Pixar evreninde nesneler konuşur. Arabalar evreni insanlar kirli bir dünyayı terk ettikten sonra gerçekleşiyor. Arabalar gücünü By and Large ve Sendrom'un yapay zeka teknolojisinden alıyor ya da sahiplerinin anılarının gücüyle hayat buluyor. Orada birkaç Pixar teorisi var ve her birinin kendine has fikirleri var. Arabalar 2 2011. Arabaların Doğrudan Devam filminde 4 kez piston kupası şampiyonu Şimşek McQueen tüm dünyada düzenlenen bir dizi yarış olan Grand Prix'e meydan okuyor. Ancak yarışlara kötü araba olan Zundapp saldırır ve bu da Meter'ın tehditle savaşmak zorunda kalmasına yol açar. Arabalar 2'de araçların artık yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu ve öleceklerini özellikle doğruluyor. Unutmayın, Wall-E'deki robot By and Large gezegeni terk ettikten sonra dünyadaki son kirli yerlerden birini temizlemek zorunda kalmıştı. Aslında dünya yaşamaya elverişli hale gelmişti. Arabalar 3 2017. Arabalar 3'te daha hızlı, daha genç arabalar tarafından gasp edilen ve yaşlanan Şimşek McQueen'i takip ediyor. Korkunç bir kazadan ağır hasar görmesine neden olan McQueen'in sağlığına kavuşması için her zaman bir yarışçı olmak isteyen kız bir araba olan Cruise tarafından eğitilmesine yardım edilir. Sonunda Şimşek McQueen yarış şirketinin sahibiyle genç şampiyon Jack Storm'u yenip sezonun ilk yarışını kazanmazsa yarışı bırakacağına dair iddiaya girer. Arabalar serisindeki son giriş bize arabaların bir ömrü olduğunu gösteriyor. Yakıt bulsalar bile sonsuza kadar devam edemezler. Kuru sahilde bir yengecin etrafında dolaştığını bahsettiğinde bize bir miktar organik yaşamın var olduğunu gösteriyor. Bu 3 araba filminin hepsinde böyle bir yaşamın ilk işaretleri mevcuttur. Wall-E 2008. Wall-E 2800 yıllarında geçiyor ve kirli bir dünyayı temizleyen son robotu takip ediyor. Wall-E insan kültüründen büyüleniyor. Bu da onun neden diğer robotlardan daha uzun süre kaldığını açıklamaya yardımcı olabilir. Yaşam belirtileri arayan Eva botuyla tanıştığında ortaya çıkan aşkla özellikle ilgilenmekte. Wall-E ve Eva insanların dünyaya dönmesini engelleyen bir yapay zekayı yenmek için de birlikte çalışmaktadır. Wall-E aslında By and Large'ın 21. yüzyılın ikinci yarısında dünyayı kontrolü üstlendiği ve esasen dünyayı çöplerle kirlettiği zamandan Wall-E robotların
bir araya gelme planıyla insanların tahliyesine kadar 700 yılı aşkın bir sürede geçmekte. Çöpleri yakıp 5 yıl sonra dönmeyi planlamışlardı. Ancak bununla birlikte çöpü yakmak dünyayı daha da kirletir. Bu nedenle By and Large gezegeni tamamen terk etmiştir. Bir Böceğin Hayatı 1998. Bir Böceğin Hayatı bir yüzyıl daha ileride ve Teyze Adası'nda yaşayan Filik adlı müstakbel bir mücit karıncanın hikayesini anlatır. Karınca kolonisinin her yıl bir grup çekirgeye adak sunması beklenir. Ancak Filik, karıncaların çekirgeler için topladıklarını kazara yok edince kendisine ve koloniye yardım edebilecek başka böcekler bulmak için bir maceraya atılır. Pixar teorisine göre Bir Böceğin Hayatı, Wall-E'nin sonunda insanlar dünyaya döndükten sonra gerçekleşir. Wall-E'deki hamam böceği ve Arabalar 3'teki yengeçler gibi bazı hayvanlar ve böcek türleri kirlilikten sağ kurtuldu. Bu aynı zamanda böceklerin neden beklediğiniz kadar insanlardan korkmadığını açıklıyor. Pixar evreninde zaman çizelgesi içerisinde bu noktada etrafta o kadar çok insan yok. Yani insanların soyu tükenmiş durumda. Hadi gidelim 2020. Lam ve Burly, periler ve tek boynuzlu atlar gibi diğer mistik yaratıklarla dolu dünyada yaşayan iki genç elftir. İkili, rahmetli babalarının yanında bir gün daha geçirmek için başlattığı büyüyü tamamlamak için bir yolculuğa çıkmak zorundadır. Pixar evrenindeki diğer olayların çoğuyla alakasız gibi görünse de Hadi Gidelim filmdeki yaratıklar Bir Böceğin Hayatı'nın sonunda gördüğümüz seyrek nüfuslu dünya ile canavarların yönettiği dünya arasında bir kayıp halka görevi görüyor. Canavarlar Fabrikası'nın geleceğini. Canavarlar Üniversitesi 2013. Canavarlar Üniversitesi, Canavarlar Anonim Şirketi'nin ön filmidir. Bize esas olarak ana canavarların Mike ve Sally'nin nasıl arkadaş olduklarını ve hatta Canavarlar Şirketi'nde çalışmaya başladıklarını gösterir. Film, ikisi de üniversiteye girerken başlar. İlk başlarda birbirlerinden hoşlanmasalar da, korku oyunlarını kazanamazlarsa, okuldan atılmakla karşı karşıya kaldıklarında birlikte çalışmaya başlarlar. Canavarlar Şirketi 2001. Canavarlar Şirketi bize dünya yılının 5000 civarında olduğunu göstermekte. Görünüşe göre her gece korkularını enerji olarak toplamak ve çocuklarımızı korkutmak için dolap kapağının arkasından çıkıyorlar. Yanlışlıkla Bo adlı genç bir kız canavarlar dünyasına gelir ve filmin çoğunu geri dönmeye çalışarak geçirir. Pixar evrenindeki en büyük değişiklik Bo'nun Cesur'daki oymacı cadı olmasıdır. Sally ondan ayrıldıktan sonra hayatını kapıların ardındaki büyüyü keşfetmeye çalışarak geçirir. Sonunda kapıların varlıkların zamanda yolculuk yapmasına izin verdiğini gösterir. Canavarlar şirketindeki canavarlar insan duygularını toplamak için zamanda geriye yolculuk etmektedir. Çünkü canavarlar animasyonunda bile bir enerji krizinden bahsedilir. Bu kriz sürekli olarak büyümektedir. Fosil yakıtlar artık yok. Sadece duyguların enerjisi var. Cadının seyahat etmek için bir kapı kullanmasının, Sally'nin oyulmuş bir resminin ve benzeri ayılara takıntı olmasının nedeni de budur. Pixar evreninin son parçası dünyada kalan hayvanları içermektedir. Bir Böceğin Yaşamındaki Karıncalar, Wall-E'deki Hamam Böceği, Arabalar 3'teki Yengeçler ve kirlilikten kurtulan diğer her şey canavarlara dönüştü. Sonunda insanların yerini aldı. İyi bir dinozordaki insanların dinozorların yerini almasına çok benzemektedir. Bununla birlikte insan dünyaları Pixar evrenindeki ana güç kaynağıdır. Bu canavarların geçmişteki çocukların duygularını toplamak için neden zamanda yolculuğu kullandıklarını da çözmektedir. Buraya kadar izlediysen bir zahmet videoyu da beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.